Zura doğru Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam Hristiyanların veya diğer gayrimüslimlerin eee kutsal kabul ettikleri gün ve geceleri Müslümanların da kutlamasında bir mahsur var mı? Mesela Noel. Şimdi bizi İslamiyetten uzaklaştırmışlar ve İslam alimlerin kitaplarından da uzaklaştırmışlar. E insanlarda bassız kalıyor böyle hoca kılıklılar var. Kimisinin akademik kariyeri, kimisinin sarı cübbesi falan onlara bakıyor falan. Bir de Google amca çıktı şimdi. Google amcadan da bakıyor falan. Kafa karışık. Kafa karışık. Ne varmış canım? Olur canım falan filan demeye başladı. Cahil de olunca. Şimdi kitaplarda açık net bir şekilde. İslamiyet'te güneş yılının ayları içinde sayılı bir mübarek gün, bir mübarek gece yoktur. Kameri takvime göredir. Nevruz, Noel gecesi Müslüman olmayanların arasında değerli sayılır. Bu konuda Hanefi mezhebinin temel fıkıh kitaplarından Dürül Muhtar'da deniyor ki Nevruz ve Mihrican günleri şerefine bir şey vermek caiz değildir. Bu günlerin isimlerini söyleyerek veya niyet ederek bir şey hediye etmek haramdır. Eğer bu günlere kıymet vererek yaparsa kafir olur. İmanı gider. Çünkü bu günlere müşrikler kıymet vermektedir. Ebu Hafsı Kebir diyor ki, bir kimse Allahu Teala 50 sene ibadet etse sonra bir müşrike Nevruz günü şerefine yumurta hediye etse imanı gider kafir olur. Yapmış olduğu ibadetten sevapları da yok olur. Eğer bir Müslümana hediye eder ve bu güne değer vermezse, adete uyarak verirse kafir olmaz. Ama günah olur. Fakat tehlikeden kurtulmak için bir gün önceden veya sonradan vermelidir. Başka günlerde almadığını o gün satın alırsa o güne değer vermiş ise yine iman kafir olur. Değer vermeyip yalnız yemek içmek niyet etmişse kafir olmaz. Dürün bu böyle diyor. Bir de İslam alimlerin büyüklerinden bizden 4 asır önce yaşamış Hindistan'da Metun Hazreti Ömer 29. kuşaktan torunu olan İmam-ı Rabbani Hazretleri de buyuruyor ki kafirlerin adetlerini, kafirlik alametlerini yapıyorlar. Bilhassa çiçek hastalığı zamanında bu bela iyilerinde de fenalarında da görülüyor. Bu şirkten kurtulabilen ve kafirlik alametlerinden birini yapmayan kadın çok azdır. Bizde de ayazmaya, kiliseye, aa dua kabul olmuş diye gidiyor da mum yakıyor falan. Kafir olup geliyor. Hinduların bayram günlerine, ateşe tapanların nevruz günlerine, Hristiyanların Noel gecelerine ve diğer paskalyalarına hürmet etmek, onların adetlerini onlar gibi yapmak şirk olur, imanı giderir, küfre sevk olur. Kafirlerin bayramlarında Müslümanların cahilleri kafirlerin yaptarını yapıyor ve kafirler gibi birbirlerine hediye gönderiyorlar. Bunlar hep şirktir, kafirliktir. Suriye-i Yusuf'taki ayeti kerimede mealen biz Allah-u varlığına, birliğine, her şeyi yaratan o olduğuna inandık. Müslüman olduk diyenlerin çoğu başkalarına ibadet ve itaat ederek ve daha birçok hareketleri ve sözleriyle müşrik oluyorlar buyuruldu. Şimdi eee Hanefi Mesnevi'nin Temel Fıkıh kitabında yazılanlar ve İmam-ı Rabbani hazretmül kitabında yazılanlar açık net bir şekilde hem de okuyarak naklettik. Doğrusu bu. Şirk Ölçede oluyor bu. yani. Şirk oluyor şirk yani. Müslümanlıktan oluyor. çıkıyorsun. Yani bu bunlara değer vermek, hediye almak şirk mi oluyor? Evet, şirk oluyor. Küfür mü? Küfürdür. Ne ol bizimle alakalı değil. Nevruz bizimle alakalı değil. Gerçi Nevruz unutulmuş ama e, sonra da tekrar tepleştirdiler. Bir de Mihrican var. O unutulmuş. O tamamen unutulmuş. O da putperestlerin. Nevruz da, Neval de, Mihrican da putperestlerin. Nevruz ateşe tapanların. Şimdi e, İngilizler e, Müslümanlar dinlerinden uzaklaştırabilmek için mesela e, daha önce Türklerde şamanist veya mecusi olanlar var. İngiliz kafir bunları değerlendiriyor, gidiyor diyor ki sizin diyor aslında diyor şey mecusi, Nevruz'u devreye sokun, Nevruz'u devreye sok tutturuyor. Yani iyi araştırmış yani kafirlerin şeyini e, yaparsa bu imanını kaybediyor. imanı kaybedince bunu tokatlaman kolay oluyor diyor. Evet. Bunu tokatlaman kolay oluyor. Ve e, Araplara ya sizin daha önce işte böyle putlarınız var, bunlar işte bak böyle şöyle e, emek vermişler, dinlenme vermişler falandı. feşmekanda onları da oraya çevirmişler. Yani daha önceki inançlarına geri çevirerek böylece İslamiyet'ten uzaklaştırma taktiğidir bunların hepsi. Peki bunlardan kurtulabilmek, böyle hileli şeyleri kanmamak için İslam alimlerinin kitaplarını okumaktan başka çare yok. Yok! Hani bizi izleyen ve dinleyenler, aa siz çok ağır konuşun. Biz ağır falan konuşmuyoruz. Bu sözler de bize ait değil. Ben de Müslümanım, sen de Müslümansın. hepimizi bağlar bu. İçindeki bulunduğumuz durumu herkes görüyor canım yani. Değil mi? Tabii. E, dolayısıyla, dolayısıyla e, Bir kimse dostunu düşmanını ayırt edemezse sonu felaket olur. Veya bir hastalığa karşı aşılanmazsa. Muhakkak hastalığa yani. yakalanır. Değil mi hocam? Tabi. Ee, bu tam İlmi Asayet kitabını yazan zat Hüseyin Hilmi Efendi'ye birisi gelirmiş. Falan işte adam böyle çok konuşuyormuş, onu anlatıyor falan. Arada sırada bu zaten devreye girer. İşte hocam Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdu ki. hocam Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdu ki falan neydi adam demiş. Ya demiş hocam ne kısa, çok seviyorsun demiş. Hep ondan bahsediyorsun falan demiş. Ne öğrendin sen demiş. Hep hocam hocam diyorsun falan öyle deyince Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullah ben diyor bir tek şey öğrendim. Ne öğrendin diyor. Kim sevilir kim sevilmez. O kadar. Kim sevilir kim, kim sevilmez. sevilmez. Bunu öğrendim. O da bana etti diyor. Hakikaten öyle. Ya Müslümansın sen. Kime kıymet verirsin? Neye kıymet verirsin? Değil mi? Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam birisi gelmiş. Demiş ki peygamber olduğunu söyleyen kim? Grup halinde oturularmış. Peygamberim benim buyuruyor. Bak diyor yani ben kafama yatarsa diyor bana diyor kısaca diyor bu senin anlattığın dinini bir özetle. Kafama yatarsa ben de diyor inanırım sana. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Tazim bi emrillah ve li halkillah. Et ta'zimi bi emrillah ve li halkillah. Bu kadar mı diyor? Evet bu kadar. Nedir bu? Allah-u Teala'na, Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına ve Allah-u Teala'ya başta okursan emir ve yasak gönderdiklerine hürmet etmek, saygı göstermek ve Allah-u Teala'nın yasak ettiklerine sakınmak. Ve, özür dilerim. Allah-u Teala'nın yarattığı mahlukata da merhamet ve şefkatle muamele etmek. Bu kadar mı diyor? E bu kadar. Ve zaten onu imanı kabul edince o basıyor. Onda sonra namaz şey hepsini öğrenecek. Yani özet olarak bildiriliyor. Ette azim bi emrillah ve ile hakkında. Yani Allah-u emirlerine saygılı olmak. E sen şimdi kalkıyorsun arkadaşım. Kafirin, yani senin imanını tehlikeye sokan şeye kıymet veriyorsun, değer veriyorsun, hediyeleşiyorsun. Ya e ama aması yok. Peki, son olarak şunu sormak istiyorum. Ee, alternatif bir eğlence düzenlemek veya alternatif bir kutlama yapmak. Mesela Mekke'nin fethi falan diyorlar bu Noel günü 31 Aralık. Ee, onu kutluyoruz biz diyorlar. Ne alakası var Noel'le diyenler var. Bu da o güne değer vermek değil midir? Şimdi dürül muhtardan naklettik. Hangi sebeple olursa olsun o gün diyor başka bir şey yapmak küfür olur diyor. Bitti yani. Ancak mesela zaruri ekmek lazımdı evde ekmek yemiş. Gittin aldın geldin. Başka o, her gün yaptığım bir şey. Ama e, e, efendim şey Mekke'nin fethi. Başka bir gün kutta şart mı yani? Mekke'nin fethi de değil mi yani. Değil mi yani? tarihi şey. E, hicri tari tarihe göre kutla. yine takvime göre niye kutluyorsun da değil mi? Evet. Getiriyorsun daha iyi şekilde ne öyle şey yapıyorsun. Hatta bazıları efendim işte onlar böyle e, içki içerken bağırıp çağırırken biz işte camide toplanalım Kur'an-ı Kerim okuyalım. Kutluyorsun be arkadaşım be ya. Evet Kur'an-ı Kerim okuyarak imanın gidiyor. Niye? Onların verdiğine değer veriyorsun. Kapat sen onu hiçbir şey yapmayacaksın. İmam-ı Rabbani Hazretleri de öyle biliyor. Dürür, Yokmuş gibi da. şey. davranıyor. Evet aynen. Büyük Konstantin putperestken Hristiyanlığı kabul etmiş ve putperestten de <laughs> Birçok şeyi Hristiyanlığa sokmuştur. Açık yazıyorlar bunlar. Noel gecesinin yılbaşı olmasını da kabul ettirmiş. Böylece yeni bir Hristiyanlık dini kurmuştur Hadi buyur şimdi. Yani İsa Aleyhisselam'la da alakası yok bunun. İsa Aleyhisselam'la da alakası yok. Ama e, bunu kabul ettirenler şu anda e, ne diyorlar? Christmas mi diyorlar buna? Christmas. Adamlar acayip aynı şekilde vurgun yapıyorlar birbirlerine hediyeyle ne yapmak suretiyle. Vurgun derken yani biz, bizim milletimiz de alet oluyor bunlar. Onlar da alet ediyor. Ya sen niye alıyorsun? Niye yapıyorsun böyle? Evet işte komşum yapıyorsun. İyi de komşun cehenneme gidiyor. Sen de gider misin? Ya niye gideyim falan? E niye yapıyorsun o zaman değil mi? Ha. Sakınmak lazım. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Ölmüş ana baba için dua ve istiğfar etmek, borçlarını ödemek, dostlarına ikram etmek, onların yakınlarını ziyaret etmek, iyi davranmak suretiyle onlara ikramda bulunun. Şevahidin Nübüve Peygamberlik Müjdeleri Abdurrahman bin Ebi Bekr radıyallahu anhüma şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Eshab'tan 130 kişi bir yolculuktaydık. Resulullah İçinizde hiç yiyeceği olan var mıdır? diye sordu. Hesaptan birinde bir sağ kadar, bir sağ 4,2 litredir, un bulundu. Hamur yapıp pişirdiler. Sonra bir müşrik geldi. Yanında bir koyunu vardı. Resulullah ona, Koyunu satar mısın yoksa hediye mi edersin buyurdu. Satılıktır deyince koyunu satın aldı. Koyunu kesip ciğerini kebap yaptılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koyunun etinden 130 kişinin her birine bir parça verdi. O sırada bir kimse orada değildi. Onun payı da ayrıldı. Kebap yapılan ciğeri iki kap içine koydular. Hepimiz ondan yiyip doyduk. Kap içinde biraz da artmıştı. Sonra develeri yükleyip yola devam ettik. Ümmü Evs radıyallahu anha şöyle anlatmıştır. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hediye olarak bir kap yağ gönderdim. O kaptaki yağdan biraz kalıncaya kadar yemişler. Sonra mübarek nefeslerini tabağa üfürüp bereket ile dua ederek bunu Ümmü Evse götürünüz buyurmuşlar. O kabı bana getirdiler. İçi yağ ile doluydu. Kabın yağ ile dolu olduğunu görünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hediyemi kabul etmeyip geri göndermiş zannettim. Huzuruna gidip ağlayarak ya Resulallah benden ne günah sadır oldu da hediyemi kabul etmediniz dedim. Bunun üzerine durumu anlatıp hatırımı hoş etti. Tam bir teselli ile sevinerek huzurundan ayrıldım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatta olduğu müddetçe Hazreti Ebubekir'in, Hazreti Ömer'in ve Hazreti Osman'ın radıyallahu anhüm halifelikleri sırasında o yağdan devamlı yedim bitmedi. Sıffin vakasına kadar böyle devam etti. Ondan sonra bitti. Yine Cabir bin Abdullah radıyallahu anh anlatmıştır. Babam vefat etti. Çok borcu kaldı. Hurma toplama zamanı gelince, borçlu olduğumuz kimselere, bu hurmaları borcumuza karşılık aranızda paylaşın bana hiç kalmasın dedim. Bu hurmalar borçlarınızı karşılamaz diyerek kabul etmediler. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gidip alacaklıların sizi görmesini arzu ediyorum dedim. Hurmaları topla ve grup grup ayır buyurdu. Resulullah'ın emrettiği gibi yaptım. Sonra teşrif buyurdular. Alacaklılar Resulullah'ı görünce bana yapıştılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların bu halini görünce bir hurma öbeğinin yanına varıp üç kere çevresinde dolaştı ve yanına oturdu. Sonra bana alacaklılarını çağır buyurdu. Çağırdım, geldiler. Alacakları olan babamın borcu kadar hurmayı ölçüp tam aldılar. Ben babamın borcunun ödenmesine ve bana bir tane hurma kalmamasına razıydım. Bir de baktım ki Resulullah'ın yanında oturduğu hurma yığını herkes alacağını aldığı halde bir tane bile eksilmemişti. İsmi <laughs>

Kâfirlerin bayramlarında onların yaptıklarını yapmak hep şirktir. Hem Müslümanlığı hem de kâfirlik ibadetlerini yapan müşriktir. Kâfirliği beğenen de müşriktir. Müslüman olmak için kâfirlikten kaçınmak lazımdır. Mümin olmak için şirkten sıyrılmak şarttır. Hastalıktan kurtulmak için putlardan heykellerden papazlardan imdat beklemek şirktir ki bu hal müslümanlar arasında yayılmıştır. İhtiyaçlarını putlardan heykellerden istemek kâfirliktir. Allah'a düşmanlıktır. Nisa suresi 59. ayetinde mealen onlara kâfirlere inanmayınız dediğim halde onlar kâfirlerin sözleriyle hareket ediyorlar. Şeytan onları aldatıyor, buyuruldu. Kadınların çoğu, bilmeyerek bu belaya düşüyor. Ne oldukları bilinmeyen bir takım isimlerden medet bekleyip, bunlarla beladan kurtulmak istiyorlar. Kâfirlerin adetlerini, kâfirlik alametlerini yapıyorlar. Hinduların bayram günlerine ve ateşe tapınanların, Nevruz günlerine ve Hristiyanların Noel gecelerine ve diğer Paskalyalarına hürmet etmek ve o zamanlarda onların adetlerini onlar gibi yapmak şirk olur, küfre sebep olur. Kafirlerin bayramlarında Müslümanların cahilleri ve hele kadınlar kafirlerin yaptıklarını yapıyor ve bu günleri Müslüman bayramı zannediyor ve kâfirler gibi birbirlerine hediye gönderiyorlar. Eşyalarını, sofralarını kâfirlerin yaptığı gibi süslüyorlar. O geceleri başka gecelerden ayırt ediyorlar. Bunlar hep şirktir, kâfirliktir. Masarı canı canan Hazretleri. Üçüncü bölüm. Yüksek hocası Seyyid Nur Bedayuni Hazretlerinin ona verdiği ve dinin güneşi manasına gelen Şemseddin ismiyle müsemma olmuştur. Masarı canı canan Hazretleri. O marifet ve hidayet güneşi bütün dünyaya ehli sünneti yaymış. Ahir zamanın garip müminleri onun mübarek kalbinden çıkan feyizlerle beslenmiştir. Masarı canı canan hazretlerinin İmam-ı Rabbani hazretlerine ayrı bir sevgisi vardır. Bu hususu izhar eden ve bir muhabbetli hatırası vardır ki şöyle anlatır büyük veli. Bir gün rüyada Gönüller Sultanı, Sevgililer Sevgilisi Resulullah Efendimiz'i gördüm. Yan yanaydık, birbirimize o kadar yakındık ki, mübarek nefesi yüzüme geliyordu. Onun muhabbetiyle kavrulduğumu hissediyordum. Bir ara çok susadığımı hissettim. Bu arada İmam-ı Rabbani Hazretlerinin evlatlarının da orada olduğunu fark ettim. Efendimiz Aleyhisselam, çok susamış olduğumu bilip onlara biraz su getirin diye emir buyurdular. Ben dedim ki: Ya Resulallah, onlar benim büyüğümün, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin çocuklarıdır. Efendimiz Aleyhisselam: Onlar sözümüzü dinlerler, buyurdu. Onların getirdiği suyu içtikten sonra Efendimiz Aleyhisselam'a ya Resulallah. İmam-ı Rabbani Hazretleri hakkında ne buyurursunuz?" diye sual ettim. "Âlemlerin efendisi ümmetimde onun bir benzeri daha yoktur." buyurdular. Yine, "Ya Resulallah, onun mektubatı mübarek nazarlarınızdan geçti mi?" diye sordum. Resulullah Efendimiz o kitaptan hatırladığın bir yer varsa söyle diye emir buyurdu. Ben de mektubat-ı şeriften Allahü Teala ötelerin ötesidir. Akıl neyi düşünür ve neyi tasavvur ederse o değildir diye bir bölüm okudum. Efendimiz aleyhisselam pek memnun olup bana tekrar aynı ifadeyi söylettiler. Masarı Canı Canan Hazretleri hiç bitmesini istemediği bu rüyadan uyanınca idraklerin dışında olan manevi kazancının büyüklüğünü şöyle ifade eder. Bu rüyanın bereketiyle Allahü Teala'nın ihsan etmiş olduğu nimetler uyanık olduğumdan çok daha fazla olmuştur. Ehli sünnet olan evliyaların sohbetinde yetişen, onların vekili olan büyükler hakkında su izanda bulunmak, onlar hakkında şüpheye düşmek elbette büyük bir kabahattir ve Allahü Teala'nın gazabına sebeptir. Masarı canı canan Hazretlerinin en büyük talebesi ve vekili olan Abdullah Dehlevi Hazretleri şöyle anlatır. Bir gün hocam Masarı Canı Canan Hazretlerinin sohbetinde otururken bir ihtiyar adam çıka geldi. Destursuz içeri giren bu adamın pek bir pervasız ve edepten yoksun bir hali vardı. O ihtiyar bizlere "Şeyhin şöhreti rahmani mi yoksa değil mi?" onu anlamaya geldim dedi. Bu küstahça söz karşısında hepimiz dona kaldık. Hocamız Masarı Canı Canan Hazretleri ise bu söze pek bir üzüldü ve Allah için gayrete geldi. Sonra o edepsiz ve küstah ihtiyara çok keskin ve celalli bir şekilde baktı. Evet, bir şeyler olacaktı. Hem de şimdi. Ve beklenen oldu. Adam birdenbire yere düştü, ve çırpınmaya başladı. Kısa bir süre sonra adam büyük hatasını anlamıştı. Feryat figanla "Tövbe ettim. Ne olur beni Allah için affedin." diye yalvardı. Hocamız Masarı canı canan Hazretleri adamın "Allah için affedin." dediğini duyunca hemen yerinden kalktı ve adamın kolundan tutup kaldırdı. Hemen o anda o adamın titremesi geçti ve o anda iyileşti. Evliyaya düşmanlığın sonsuz ölüme sürükleyecek bir zehir olduğu hakikatine göre bu yaşlı adam yine de ucuz kurtulmuş ve masarı canı canan hazretlerinin merhametiyle böylesi bir felaketten kıl payı sıyrılmıştır. Bir sonraki bölümde hayatını anlatmaya devam edeceğimiz Masarı Canı Canan Hazretleri buyurdu ki Takvanın ve vera'nın yani haramlardan ve şüpheli şeylerden sakınmanın yolu Resulullah Efendimize tam uymak ve onun bildirdiklerini candan kabul etmektir. Allahü Teala'nın indinde herkesin rızkı takdir edilmiştir. Vakti gelince herkes rızkına kavuşur. O halde bizim için takdir olunan hayırlıdır. Ve kul olarak bunun için razı olup sevinmeli, şükretmeliyiz. Din kitaplarına ilmi hal kitapları denir. Allahü Teala insanların dünyada ve ahirette mesud olmaları, rahat ve huzur içinde bulunmaları ve gönüllerini birleştirip kardeşçe yaşamaları ve kendine kulluk vazifelerini nasıl yapacaklarını bildirmek için onlara peygamberler gönderdi. Aleyhimüsselam. İnsanların her bakımdan en üstünleri olan bu seçilmiş zatlar vasıtasıyla kullarına en iyi yaşama yollarını bildirdi. Peygamberlerinin aleyhimü's-selavatü ve teslimat en üstünü ve sonuncusu olan Muhammed aleyhisselamın dünyanın her yerinde kıyamete kadar gelecek olan bütün insanların peygamberi olduğunu bildirdi. Allahü Teala çok sevdiği bu peygamberine melekle 23 senede gönderdiği Kur'an-ı Kerim adındaki büyük kitabında emirlerini ve yasaklarını bildirdi. Kur'an-ı Kerim Arapça olduğu için ve çok ince bilgileri ve aklın eremeyeceği şeyleri anlattığı için Muhammed Aleyhisselam bu kitabın hepsini başından sonuna kadar eshabına Aleyhimür Rıdvan açıkladı. Kur'an-ı Kerim'i benim anlattığımdan başka türlü açıklayan kafir olur, dedi. İslam alimleri rahimehumullahü teala peygamberimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem yaptığı açıklamaları eshab-ı kiramdan işitip herkesin anlayabileceği gibi genişlettiler ve tefsir kitaplarına yazdılar. Bu alimlere ehli sünnet alimleri denir. Ehl-i sünnet alimlerinin rahimehumullahü teala Kur'an-ı Kerim'in açıklamalarından ve ayrıca peygamberimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem hadis-i şerif denilen sözlerinden derleyerek yazdıkları din kitaplarına ilme hal kitapları denir. Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği İslam dinini doğru sağlam öğrenmek isteyenlerin bu ilme hal kitaplarını okumaları lazımdır. Allahü Teala çok merhametli olduğu için iyi ve fena şeyleri Kur'an-ı Kerim'de bildirmiştir. İyileri yapmayı emretmiş, fenaları yasaklamıştır. Bu emr ve yasaklara ahkâm-ı İslamiye denir. Bir kalp iyi arkadaşların nasihatlarına ve akla tabi olup ahkâm-ı İslamiye'ye uyarsa, nurlanır, temiz olur. Dünyada ve ahirette saadete, huzura kavuşur. Fena kimselerin, zındıkların ifal edici, aldatıcı sözlerine, yazılarına ve nefse, şeytana uyup ahkâm-ı İslamiyeye uymayan kalp kararır, bozulur. Nurlu, temiz kalp ahkâm-ı İslamiyeye uymayı sever. Kararmış kalp kötü arkadaşa, nefse, şeytana uymayı sever. Allahü Teala çok merhametli olduğu için dünyanın her yerinde yeni doğan çocukların kalplerini temiz olarak yaratmaktadır. Bunları sonra anaları, babaları ve fena arkadaşları karartmakta kendileri gibi yapmaktadır. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Şirin tarihi ilçemiz Gelibolu'dan sesleniyorum. Anadolu'dan geçişin yüzlerce yıl, belki de binlerce yıl kapısı olan bir yer. İstanbul Boğazı tabi cazip bir yer olduğu için, İstanbul'da İstanbul Boğazı, oralarda mutlaka güçlü devletler e, hakim olmuşlardır. Çünkü Napolyon da öyle diyor hatıralarında. İstanbul'u alan güçlü olur diyor. Veya güçlü olan İstanbul'u alır diyor. O da bu lafını kendi söylemiş. Kendi sözüne hayran olmuş. Ondan sonra tutturmuş 1799'da. İstanbul'a da direkt gelememiş. Avrupa'yı kat etse gelse ya. Deniz yoluyla Mısır'a gelmiş. Orada Müslümanlığını falan ilan etmiş. Beyannameler yayınlamış. Sonra Akka'da 86 yaşındaki Cezar Ahmet Paşa gibi bir piri fani gencecik imparatora ve generale öyle bir şamar vurmuş ki neye uğradığını şaşırmış. Maksadı oralara alıp da Antep Nizip üzerinden İstanbul'a ulaşacak Bizans imparatoru olacaktı. Fransa imparatorluğu kesmemiş adamı. Ondan sonra da Elba Adası'nda hapishanede öldü gitti. Kemiklerini bile vermediler İngilizler senelerce. Kemikleri bile toprağa kavuşamadı. Evet, hakikaten İstanbul olan güçlü olur. Elhamdülillah ki bugün İstanbul bir Türk yurdudur. İnşallah kıyamete kadar da öyle kalacaktır. Ama İstanbul'un bir kapısı da burasıdır. Geliboludur. Çanakkale Boğazı'nın iki tarafını sağlam şekilde tahkim etmeyen İstanbul'u tehlikeye atmış olur. Onun için de Osmanlı devleti ilk böyle boğazlardan karşıya geçip de Süleyman Paşa zamanında Avrupa fütuhatına, Rumeli fütuhatına başlayınca buralarda bir tersane kurmaya ihtiyaç hissettiler. Ve Yıldırım Bayezid Han Nibolu'ya işte bu Gelibolu'dan geçti gitti efendim. Hemen daha Ulu Camii Bursa'da yaptırmadan önce 1390'lı yıllarda Saruca Paşa'ya emir vererek burada bir tersane kurulmasını sağladı. Güçlü bir tersane. Denizi nasıl koruyacaksın? Gemiyle. E, gemiyi nereden bulacaksın? Bir yerden satır alacak değilsin. Harp vasıtası. Kimse harp vasıtası satmak istemez. Top tüfek gibidir. Nazlı satar satarsa da. Veya iflas etmişse satar. Burada tersane kuruldu. Bu tersanede gemiler inşa edildi. Ve Türk donanması yavaş yavaş meydana geldi. Bundan önce Türk donanması var mıydı? Vardı elbette. Aydınoğulları zamanında Foça bölgesinde, Çaka Bey'in emrinde güzel bir donanma vardı. Hatta Bizans İmparatoru ondan birkaç defa da yardım istedi. Aman gel bana yardım et Yunan adalarına beraber gidelim ben rahatsız ediyorlar diye. İşte Saruca Paşa geldi. Allah rahmet eylesin. Onun da kabrini sizlere göreceğiz, paylaşacağız inşallah. O bilgileri de orada vereceğiz. Burada bu tersaneyi kurdu. Tersanenin beşik taşının olduğu yer bu havuz, havuzun şimdi arkamda olan havuzun tabanındadır o beşik taşı. Merber koca bir levha. Nasıl getirdi, nasıl koydu, nasıl yonttu onları bilemem o günün imkanlarında. Osmanlı kültüründe, denizcilik kültüründe gemiyi hep bebeğe benzetirler. Omurgası kızağa konduğu zaman o kızağın adına beşik taşı diyorlar. İstanbul'daki Beşiktaş semti de orada böyle bir yemi tezgahı olduğu için Beşiktaş'ı iken tutmuşuz biz onu Beşiktaş demişiz. Türkiye'nin Türkçenin takılarını kaldırırsanız bu böyle Türkçeden başka bir dile benziyor ya. Niye Beşiktaş'ı deseniz olmaz mıydı yani? Top kapı. Niye top kapısı demiyorsun da top kapı diyorsun? Yani cümleyi böyle bir papağan diline çevirmenin alemi yok ki. İşte burada Sarıca Paşa, Allah gani gani rahmet eylesin bu tersaneyi kurdu. Böylece Bizans İmparatoru'nun Hristiyan alemiyle deniz irtibatını Yıldırım Bayezid'den kesmiş oldu. Biz şimdi ağzımızı açtığımız zaman bir sürü şeyler söylüyoruz ecdadımıza. Niye söylüyorsunuz? Bu kafa, bu taktik vardı ki adamcağız buralara hükmetti. Ondan sonra da niye at sürdü? Ta ki İstanbul fetholununcaya kadar 2. Murat Han zamanı dahil Çelebi Mehmet Han, ikinci Murat Han zaman dahil Osmanlı ordusu Anadolu'dan işte bu limandan gelip geçti. Karşıya Rumeli'ye. Bütün Kosova muharebeleri bu limandan geçen askerler tarafından yapıldı ve kazanıldı. Birinci Kosova'da öyle, ikinci Kosova'da öyle. Varna'da, Varna'ya yalnız giderken ikinci Murat Han, papalık donanması gelip boğazını ağzını burada kapatmış idi. E, geçemedi Murat Han geçemeyince İstanbul Boğazı'na yöneldi. İstanbul Boğazı da Bizans'ın elinde. Oradaki Venedik gemicilerini satın aldı. Adam başına bir altına karşıya asker geçirdi. Boğaz'ın bir yakasından karşıya bir altına 40 bin asker vardı, 40 bin altın verdi. Yüreğin oturdu efendim. Onunla da onun için aman oğlum şu İstanbul'u al, bizim şu gördüğümüz zararı, ziyanı bu adamlardan çıkart, bize sıkıntı verdiler diye. Ve gitti hakikaten o 40 bin altın hiç kaldı. Varna Meydan Muharebesi'ni kazandı ve Osmanlı Devleti'nin kökleri çok daha derinlere dalmış bir çınar gibi büyümesi öylece başladı. Aksi halde Varna kazanılmasıydı belki şimdi biz burada yoktuk. Bu coğrafyada Türkler yoktu, Müslümanlar yoktu. Allah onlara da gani gani rahmet eylesin. Burayı Fatih devrinde Fatih İstanbul'u alır almaz Boğaz'ın iki yakasını tahkim etti. İstanbul artık garantiye alması lazımdı. Limni, Midilli, Taşos gibi adalar da bu boğazın ileride ağzındadır. Ta aşağı Ayvalık hizalarına kadar. Oralardaki devletçikler de, prenslikler de geldiler Fatih'ten harpsiz adalarını teslim teklif ettiler. Hay hay dedi Fatih, madem benim idareme giriyorsunuz, sizin valileriniz, emirleriniz, başınıza kimler varsa onlar devam etsinler. Bu bayrağı tanıyor musunuz? Evet. Bu devleti tanıyor musunuz? Evet tamam bizim vatandaşımızsınız. Artık size kimse dokunamaz. Ama burayı tahkim etmesi lazımdı. Çanakkale tarafında ve Gelibolu tarafında Seddülbahiri, Kilidülbahiri, Çimenlik Kalesi'ni yaptıran Fatih Sultan Mehmet Han'dır. Tıpkı Anadolu Hisarı'ndaki yaptırdığı burçlar gibi Çanakkale'deki Çimenlik Kalesi de çapı 28 metre, yüksekliği de 28 metre olmuştur. Birebir kopyası gibi. Ve Fatih Sultan Mehmet Han'dan sonraki gelen birçok Osmanlı hükümdarları da bu Gelibolu'yu kilit arazi bilmişler. Hep önem vermişlerdir. Onun için burası ayrıca bir kültür merkezi olmuştur. Daha sonraki yıllarda devletin gücünü kaybettiği zamanlarda Batılıların zaman zaman hücum etmeye kalktıklarında efendim gerekli tahkimatlar, mevziler hazırlandı. En son bu kısımdaki yapılan tahkimatı Sultan II. Abdülhamit Han yaptırdı. Abdülhamit Han'ın Boğaz'ın iki yakasındaki bu tabyaları yeni gelişmiş bir sistemdi. O zamana kadar askerlikte tabya sistemi yoktu. Yerin altına gömülüp de savaşmak yoktu. Ama o dönemde Avrupa'da çıktı. Bizde de Edirne'deki tabyalar, Kırklareli'deki tabyalar, Erzurum'daki, Kars'taki tabyaların yüzlercesini Abdülhamit Han yaptırdı. Bunları yaptırdığı kimse de Mahmut Şevket Paşa'ydı. Mahmut Şevket Paşa genç bir subayken, yüzbaşıyken Avrupa'da tahsile gönderen 2. Abdülhamit Han'dı. Cebinden parasını vererek gönderdi onu oraya. Ama daha sonra adam paşa oldu Abdülhamit Han'ın imzasıyla. Sonra da 1909'da hareket ordusuyla geldi. Kendi veli nimetini tahttan alaşağı indi, indirdi ve Selanik'e sürdü. O da yetmedi veli nimetine yaptığı iş. Senin dedi Alman bankalarında param varmış. O paraları bize ver. Abdülhamit Han dedi ki ben nasıl vereyim? Benim üç tane kız çocuğum var saçı kesik. Onlara bir mürüvvet göstermem lazım. Ben 34 senelik hükümdarım. Benim başka da varlığım yok. Bu paraları da toplarsa 50 bin 60 bin lira eder yani. Ver, vermek istemedi. Aynı Mahmut Şevket Paşa bir telgraf çekti Selanik'e ki ordu komutanı olarak. Dedi ki Allah korusun Şevketlim emre hak vaki olursa zaten bu paranız orduya kalacak. Şimdi de verseniz daha iyi olur. Yani vermezseniz seni öldürtürüz. Telgrafıydı bu. Hadi verdi onu da. İşte bu hükümdar cebinden para vererek bütün şu anda Çanakkale Savaşları konuşulurken adı geçen tabyaların hepsi Kumkale'ye kadar hepsinin mevzilerini, tabyalarını yaptırdı. Toplarını oraya çakılı toplarını koydurdu. Onun içinde Çanakkale Muharebeleri, Birinci Dünya Harbi sırasındaki Çanakkale Muharebelerinde İngiliz'e en çok zayiatı verdiren de bu tabyalar olmuştur. Şimdi Tabii nereden nereye geçtik? Bizim maksadımız burada Gelibolu tersanesiydi. Tabii Türkler tersaneyi yeni tanımış. Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethi için 120 parça bir gemisi var. Ama bunların çoğu ince donanma denilen küçük deniz vasıtalarıydı. Ancak e, uzak olmayan denizlerde iş yapabilirlerdi veya Tuna gibi böyle iç sularda, akan sularda iş yapabilirlerdi onu yükseltmeye çalıştı. Ama Fatih'in torunu Yavuz Sultan Selim Han, Piri Mehmet Paşa'ya emir vererek bu tersaneye köklü bir şekilde el atmıştır. En büyük gemileri burada yaptırmıştır. Gemilerin güvertelerinde topları çakılı olarak bulundurup da harp etmek usulü yoktu. Geminin güvertesini deler de gemiyi devirir diye. İşte Fatih Sultan Mehmet Han zamanında ilk defa güverteye topları çaktırmak suretiyle güverteden atış oldu. Ötekilerde lumboz dediğimiz o mazgallardan atıyordu geminin yanlarından. O da tam olarak 360 derece dönemediği için başka taraftan gelen düşmana gücü yetmiyor idi. Şimdi bu tersane tabi daha sonraki zamanlarda bayağı bir önemini kaybettirildi. Kaybetmedi de kaybettirildi. İttihatçılar başa geçer geçmez Osmanlı'nın tersanelerindeki gemi tezgahlarını, bilhassa İstanbul'daki taş kızak gemi tezgahlarını 400 bin altına İtalyanlara sattılar. Sattılar. Niye? Para lazım. Ya harp için tezgah satılır mı? Harbe yarayan tezgah satılır mı? Bugün halen Napoli'deki bu ittihatçıların sattığı tezgahlardan gemi yapılıp Türkiye'de gelenleri oldu. Hala da bu tezgahlar orada faal. Biz ne yaptık? Bu tezgahlar olmayınca Çanakkale Deniz Zaferi'ni kazanmak için Nusret Mayın gemisinin e, efendim, şeyine muhtaç kaldık. Himmetine muhtaç kaldık. Gelibolu Tersanesi'nde bu kurulan Sarıca Paşa'nın kurduğu rahmetlinin. Ondan sonraki zamanlarda da buraya Osmanlı kaptanı deryalarını yani deniz kuvvetleri komutanlarını veya bakanlarını diyelim. Osmanlı buraya tayin etti. Başkent İstanbul. Kaptanı deryaların eyaleti oldu burası. Vilayeti oldu. İdari bakımdan ...Osmanlı'nın gözünde hep gelibolu ileride olmuş bir memlekettir. Bugün de öyle, efendime söyleyeyim. Daha sonra bu kaptanı deryalar, ki bunlara kaptan paşa da deniyordu. Kaptan paşalar e, İstanbul'da oturur oldular. Bu tersanelerde de başka tersane nazırı tabir edilen, yani tersanenin müdürü yüksek mühendis neyse o zamana göre hangi mühendis deniyorsa ona göre bu tersane tersanede Gelibolu tersanesinde şu cins gemiler de yapılıyordu deyip tersane ile ilgili notlarımı burada inşallah noktalayacağım. Baş tarde denilen gemiler kadırga Ağrıbap Ağrıbap ağrı, bab, ağrı bab, bab kapı demek. Top gemisi taş gemisi, at gemisi. Şimdi top gemisi anladık. Taş gemisi ne oluyor? Taş gemisi gülle taşıyor. O günün savaşında taşı ocaktan çıkarttın. Al bunu at arkadaş diye topçuya versen atamaz. Gülleler taş. Bunun yontulması lazım. Düzeltilmesi, kürevi hale getirilmesi lazım. Bu da çok emek ister. Ondan sonra da düşmana bu gülleyi attın mermi bitti. Hadi bir daha. Düşmana diyemezsin ki ya güllemizi ver de sana bir daha atalım. Olur mu? O günün savaşlarında Türk topçuluğunda Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'un fethini sağlarken bunları hep aşa gelmiştir. 750 kiloluk gülleler yaptırmıştır. Gittiği yerde düştüğünde en az 3 metre çukur açan gülleler yaptırmıştır. Topu döktürmek kolay. Metali getirirsiniz, eritirsiniz, odun bulursunuz, kömür bulursunuz. Bir şeyler yaparsınız olur. Ama mermi, bu top hep mermi atacak. Bu merminin de süratli bir şekilde. Onun için Osmanlı'nın camilerindeki taş ustalığı dillere destandır. Niye? Taşıran haşir neşir olmuş harbederken ederken bu ustalar. Değil ki böyle harbin olmadığı bir zamanda, suç zamanda bir ibadethane için o çekicinin murcunu adam konuşturmaz mı? Konuşturmuş. Şimdi de hakikaten taş işçiliğinde dünyaya örnek bir sanat ortaya koymuşuz. Allah rahmet eylesin onlara, o hizmeti yapanlara. Evet, şimdi tersaneyi bitirdik. Limanı da bundan önceki günlerde anlattık. Şimdi kaldı buradaki Piri Reis Müzesi'yle Sabatay Sevi'nin hapsolduğu yerin görülmesi. Bugün mü? Hayır, süre bitti. İnşallah bundan sonraki. Hoşça kalın efendim.